düşmanlık, düşmanı askerliktir. Şu sivilleri için bir gün başsağlığı dilerdiniz. Haysiyetsizler! Haysiyetsizler! Allah'ın izniyle bu millete aşamayacaksınız. İyi akşamlar değerli izleyenler. Saatlerimiz 19'u gösteriyor. Ana Haber Bülteni'nde gelişmelerle karşınızdayız. Hoş geldiniz. Malatya'da iki katlı bir bina çöktü. Şifa Mahallesi İnönü Caddesi'nde çöken binada arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Malatya'da iki katlı bina çöktü. AFAD, sağlık ve itfaiye ekipleri bölgeye intikal etti. Titiz bir çalışma başlatıldı. Enkaz altında 20-25 kişinin olduğu tahmin ediliyor. Şu ana kadar 13 vatandaşımız yaralı olarak kurtarıldı. Binanın alt katında fırın ve bir dükkan vardı. Üst katı ise kıraathane olarak kullanılıyordu. Bu yüzden kaç kişinin enkaz altında kaldığına dair net bir bilgi yok. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder binanın 62 yıllık olduğunu açıkladı. AFAD'dan da bir açıklama geldi. Erzurum, Sivas gibi çevre illerden arama ve kurtarma ekiplerinin faaliyetlere destek vermek için bölgeye gittiği belirlendi. Ekipler zamana karşı bir çalışma yürütüyor. İş makineleri de olay yerinde ancak enkaz altındakilere zarar vermemek için aramalara henüz dahil olmadılar. Bölgede hava karardı. Dakikalar ilerledikçe arama çalışmaları da güçleşiyor. Ancak ekipler profesyonel bir şekilde işini yapıyor. Binadaki göçüğün nedeni henüz bilinmiyor. Sebebinin araştırmaları sonucu netlik kazanması bekleniyor. Atama bekleyen sağlıkçıları sevindiren haber Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. 40 bin yeni personel alımı yapılacağını duyurdu Cumhurbaşkanı. Elektrik faturalarına yeni bir düzenleme yapıldığını da söyledi. Kabine toplantımızda sağlıktan dışişlerine, enerjiden adalete kadar ülkemizin ve milletimizin pek çok meselesini enine boyuna görüştük, konuştuk. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından millete seslendi. Gündeme ilişkin değerlendirmeler yaptı. Ülke genelinde etkisini sürdüren salgın sürecine değindi. Bu kapsamda sık sık gündeme gelen uzaktan eğitim tartışmalarına son noktayı koydu. Okullar açık mı kalacak, kapanacak mı tartışması da artık sona ermelidir. Okullardaki yüz yüze eğitim, öğretim kesinlikle devam edecektir. Cumhurbaşkanı Erdoğan atama kararı bekleyen sağlıkçılara da bir müjde verdi. 40 bin yeni personel alımı yapılacağını duyurdu. Bu vesileyle Sağlık Bakanlığımıza 40 bin yeni sağlık personeli alınacağının müjdesini de milletimizle paylaşmak istiyorum. Küresel düzeyde artış gösteren fiyatlara da değindi Cumhurbaşkanı. Elektrik faturalarına ilişkin yeni bir düzenleme yapıldığını aktardı. Faturalardaki TRT payı ve enerji fonu kesintilerinin kaldırılacağını açıkladı. Küresel düzeydeki tüm bu yükselişlere rağmen bu yıl elektriği maliyetinin neredeyse yarısı düzeyinde bir faturayla vatandaşlarımıza vererek 17 milyar liralık bir sübvansiyon yaptık. Önümüzdeki dönemde elektrik faturalarındaki, burası da çok önemli, altını özellikle çiziyorum, TRT payı ile enerji fonu kesintilerini de kaldırma kararı aldık. Hem enerji sektöründeki kurumların dengelerini bozmayacak, hem vatandaşlarımızı mağdur etmeyecek bir yaklaşımla bu küresel enerji krizini yönetmeyi sürdüreceğiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan millete sesleniş konuşmasında İYİ Partili Lütfü Türkkan'a tepki gösterdi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e seslendi. Türkkan'ın partisinden ihraç edilmesi gerektiğini söyledi. FETÖ'ye yönelik operasyonlarda örgüte arka çıktı. Şehit ağabeyine küfreden Türkkan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in isteği üzerine grup başkan vekilliği görevinden istifa etti. Ancak Türkkan'ın bu davranışlarına karşı tepkiler dinmiyor. Lütfü Türkkan'ın Kocaeli Milletvekilliğinden de istifası bekleniyor. Şehitlik makamının değerini kavrayamamış olmanın ötesinde insanlıktan da nasibini almamış bu siyasetçi müsveddesinin milletvekili sıfatına da o kutlu çatının altında bir dakika bile durmaya hakkı yoktur. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan millete sesleniş konuşmasında İYİ Partili Lütfü Türkkan'a özel hazırlattığı bir videoyu izletti. Türkkan'ın bugüne kadar yaptığı çirkinlikleri gün yüzüne çıkardı.
FETÖ'ye yönelik operasyonlarda örgütü arka çıktı. Bankasya'ya destek olmak bugün Türkiye'de yaşayan her vatandaşın görevi. Çiftliğini ve fabrikalarını kamu arazileri üzerine kaçak olarak kurdu. Devlet arazilerini gasp etti, kaçak çiftliğini haberleştirmek isteyen gazeteciyi darp ettirdi, ekipmanlarını kullanılamaz hale getirdi. Kamu bankalarından aldığı krediyi ödemeyerek milletin parasına çöktü. Son olarak partisinin Bingöl'deki bir programında kendisine tepki gösteren şehit yakınına galiz küfürler etti. HDP'yi selojis olan bir kadın bu. HDP, tamam mı? HDP'nin. Evet, bu savunuyor. Kahvaltıya gidiyordu. Evet. Yayınlanan videonun ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, İYİ Partili Türkkan'ın sergilediği davranışın ne kadar hadsiz olduğunu vurguladı. Gördüğünüz gibi neresinden tutsanız rezillik. Neresinden tutsanız terbiyesizlik, neresinden tutsanız alçaklık olan bir skandalla karşı karşıyayız. Kardeşinin gencecik bedeni PKK terör örgütü tarafından paramparça edilen bir şehit yakınının feryadını onun namusuna, şimdi açıyorum, bacısına en ağır hakaretleri, küfürleri yaparak bastırmaya çalışmak, her şeyi bir kenara bıraktık, insanlığa sığmaz. Cumhurbaşkanı hedefine İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i de aldı. Türkkan'ı partisinden ihraç etmesi gerektiğini söyledi. Başında bir bayan genel başkanın olduğu bu partide bir şehidimizin bacısına küfredilmesi karşısında genel başkan bayanın buna tahammül etmemesi ve kesinlikle bu zatı partisinden ihraç etmesi gerekir. Ama ne yazık ki neymiş? İşte başkan yardımcılığından ihraç etmiştir. Kimi aldatıyorsunuz ya? Kimi kandırıyorsunuz? Al birini, vur öbürüne. Lütfü Türkkan'a bir tepkide MHP lideri Devlet Bahçeli'den geldi. Düşman diliyle konuşuyorlar dedi. Türkkan'ın yaptığı soysuzluktur diye de ekledi. Biz biliyoruz ki şehit vurulunca değil, unutulunca, aziz hatırasına sövülünce ölür. İYİ Partili Lütfü Türkkan, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin de eleştiri oklarının hedefiydi. Şehit ağabeyine edilen küfrü soysuzluk olarak niteledi. Açık açık söylüyorum, bir şehidimizin bacısına küfür etmek soysuzluktur, şerefsizliktir, düşman dilidir. Bu edepsizlik, bu ahlaksızlık, bu kansızlık içinde insan sevgisi, şehit saygısı, millete bağımlılık ve ilahi adalet hissi olan hepimizin yüreğini dağlamıştır. MHP lideri Siirt'te yaşanan Kürdistan olayını yeniden gündemine aldı. Burası Kürdistan'dır diyen bölücüye tık yok. Ama şehidin bacısına ağza alınmayacak küfürler vardır. İlk başkanı yaptığını bulacak, ettiğini çekecektir. Bu hayatın şaşmaz bir kuralıdır. Allah'tan niyazım, ne yaptılarsa aynısıyla karşılaşmalarıdır. CHP'nin küfür karşısındaki sessizliğine de tepki gösterdi. CHP'den en küçük itiraz, en küçük tepki gelmedi, gelemedi. Her konuda mikrofona koşan, çivi gördü mü eline çekiç alan, yandan çarklı Cumhuriyet Halk Partisi sözcüleri size ne oldu? Nereye kaçtınız? Hangi masa altında saklandınız? Şehit hepimizin şehidi. Şehit ailesi hepimizin ailesidir. Emanete ihanet edenin ne imanı ne de insanlığı vardır. Ve bunlarla ilgili gereği mutlaka yapılmalıdır. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin grup toplantısında konuştu. Şehit yakınına ağza alınmayacak küfürler eden İYİ Parti Grup Başkan Vekili Lütfü Türkkan'ı eleştirmesi beklenirken şehit abisine bir hakaret de Akşener'den geldi. Grup Başkan Vekilinin küfrettiği abisi için yetmemiş gibi Akşener de ahlaksız adam ifadesini kullandı. Şehit ailesi, benim kardeşimin
Bütün vücudu parçalandı. Yavuz Hırsız ev sahibini bastırdı. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin grup toplantısında Kandil'in ağzıyla konuştu. Şehit yakınına küfreden milletvekili Lütfi Türkkan'ı pervasızca savundu. Türkkan'ın küfürlerine maruz kalan şehidin ağabeyini ahlaksızlıkla suçladı. Evet, Lütfi Bey bir hata yaptı. Karşısındaki genel başkanına hem de kadın olan genel başkanına ağza alınmayacak küfürleri, hakaretleri etmiş, ahlaksız bir adam da olsa koruma içgüdülerine, sinirlerine hakim olması gerekirdi. Siyasi deneyimi ve konumu bunu gerektirirdi. Ama maalesef olamadı ve hislerine yenik düştü. Elbette bu hatayı mazur görecek değiliz. İyi Parti lideri yaşanan bu olayın AK Parti'nin düzenlediği bir provokasyon olduğunu da iddia etti. İktidarın tüm dümenlerine, provokasyonlarına rağmen İyi Parti büyüyor. Oralarda konuşanlara provokasyon yaptırabilirsiniz. Yaptırın, sizden korkan sizin gibi olsun. İfadelerini kullandı. Rahatsızlar. Bunu iktidarlar... CHP sözcüsü Faik Öztürk'ün Lütfi Türkkan olayında provokasyon var açıklamasına AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu yanıt verdi. Provokatör görmek istiyorsa aynaya baksın dedi. Şimdi önce şunu söyleyeyim. Bu işte çok ağır bir provokasyon olduğu açık. Ve bir provokatör görmek istiyorsa aynaya bakmasını tavsiye ederim CHP parti sözcüsüne. CHP sözcüsü Faik Öztrak, İyi Partili Lütfi Türkkan'ın küfrünü görmezden gelip provokasyon açıklaması yaptı. AK Parti'den tepki gecikmedi. AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu mecliste konuştu. Şehit yakınına ettiği küfre ve Lütfi Türkkan'a sahip çıkan CHP'li Öztrak'a yanıt verdi. Sayın Öztrak olayı adeta görmezden gelerek, ters yüz ederek, açıkça yalan söyleyerek bir provokasyondan söz etmiş ve tamamen şehidimizi, şehitlerimizi, milletimizin maneviyatını rencide edecek bir tutum ve davranış sergilenmiştir. Akbaşoğlu, Öztrak provokatör görmek istiyorsa aynaya baksın dedi. Eğer Sayın Öztrak, CHP parti sözcüsü, bir provokatörden ve bir provokasyondan bahsedecekse, şehidimizin bacısına küfrederek ve daha sonra da onu iterek böyle bir olaya sebebiyet veren Lütfi Türkkan'ın provokasyonunu görmesi gerekirdi. Ve bir provokatör görmek istiyorsa aynaya bakmasını tavsiye ederim CHP parti sözcüsüne. Evet, Lütfi Bey bir hata yaptı. Karşısındaki genel başkanına hem de kadın olan genel başkanına ağza alınmayacak küfürleri, hakaretleri etmiş, ahlaksız bir adam da olsa koruma içgüdülerine, sinirlerine hakim olması gerekirdi. Siyasi deneyimi ve konumu bunu gerektirirdi. Ama maalesef olamadı ve hislerine yenik düştü. Elbette bu hatayı mazur görecek değiliz. Meral Akşener'in bu açıklamalarını da eleştirdi Akbaşoğlu. Sükutu hayale uğradık dedi. Lütfi Türkkan'a, onun yaptığı saygısızlığa, hakaretlere ve küfürlere olgun davranmak olarak karşılık veren Akşener maalesef milletimizi de kamuoyunu da sükutu hayale uğratmıştır. EPDK binası ve yapımı tamamlanan enerji santrallerinin açılışı yapıldı. Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı. Akdeniz ve Karadeniz'de devam eden doğalgaz aramalarına yönelik konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, EPDK binası ve yapımı tamamlanan enerji santrallerinin açılışında konuştu. Gündemi Karadeniz ve Akdeniz'de devam eden doğalgaz rezervi arama çalışmalarıydı. Ülkemizi ve hükümetimizi hedef alan
çirkin saldırıların sebeplerinden birisi de kendi kaynaklarımızı milletimizin istifadesine sunma kararlılığımızdır. Tilki yetişemediği üzüme ne dermiş? Koruk dermiş. Şimdi muhalefet anasıyla yavrusuyla hepsi de ne diyor? Koruk. İsteseniz de istemeseniz de. Sondaj gemilerini de artıracağız. Sismik araştırmaları da artıracağız. Ve Karadeniz'de de Akdeniz'de de nerede ne var ne yok bunları bulup çıkartacağız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz yıl Karadeniz'de yapılan en büyük doğalgaz rezervi keşfini hatırlattı. Sahip olduğumuz filoyla 2018 yılından bu yana 14 derin deniz kuyusu açtık. Akdeniz ve Karadeniz'deki 2 ve 3 boyutlu sismik aramalarımızı ne yaptık? 6-7 katına çıkarttık. Karalama kampanyalarına ve gizli açık sabotajlara rağmen sabırla yürütülen bu çalışmalar neticesinde hamdolsun geçen sene Karadeniz'de tarihimizin en büyük doğal keşfine imza attık. Mersin'de yapımı devam eden Akkuyu Santrali'ne de değindi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yeni santraller için hazırlık yapıyoruz diye konuştu. Akkuyu Nükleer Santrali'nin ilk ünitesini 2023 yılında devreye almayı planlıyoruz. Akkuyu'nun ardından süratle ikinci hatta üçüncü nükleer güç santralimiz için hazırlıklara başlayacağız. Her ne kadar çevrecilik adına sokakları yakıp yıkanlar attığımız her adım gibi bunu da eleştirseler de biz nükleer enerjiyi ülkemize kazandırmakta kararlıyız. Dünyanın 32 ülkesinde 443 nükleer güç santrali halen faaliyetteyken Türkiye nükleer enerjiye sahip olmasın demek ihanet değilse gaflettir. Erzurum'da Osmanlı-Rus Savaşı'nda 144 yıl önce halkın vatan savunması için Mehmetçiğin yardımına koştuğu Aziziye tabyalarında şehit olan yaklaşık 500 kişi düzenlenen törenle anıldı. Duasıyla eyle ya Rabbi. Ya Rabbi. Dini devlet, mülkü millet için. On binlerce Erzurumlu bundan 144 yıl önce Ruslara karşı adeta destan yazdı. Erzurum tam düşmek üzereydi ki halk ellerindeki balta ve nacaklarla savaş meydanına koştu. Düşmanı Aziziye tabyalarında hezimete uğrattı. Bu uğurda şehit olanlar için anma töreni düzenlendi. Törene Erzurum Valisi Okay Memiş, AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu Ban, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, kuvvet komutanları, İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer, kurum amirleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Program camilerde sala okunmasıyla başladı. Daha sonrasında Aziziye tabyalarında buluşuldu. Şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, il müftüsü Şahin Yıldırım dua etti. Duaların ardından Aziziye savunmasında fedakarlığıyla tarihe geçen Nene Hatun'un kabrine güller bırakıldı, dualar edildi. Programda konuşan Erzurum Valisi Okay Memiş, Aziziye destanına vurgu yaptı. Zaferin bir kahramanlık destanı olduğunu söyledi. Başta Nene Hatun beşikteki bebeğini bırakarak benim bebeğim anasız babasız büyür ama vatansız büyüyemez sözüyle böyle tarihe nakşedilmiş o sözle beraber herkes tabyalara koştu. 500'ün üzerinde sivil şehidimiz var ve emperyalist güçler geri püskürtüldü. Yani ne kadar ölsek azdır hakikaten. Okay Memiş, söz konusu vatan olduğunda Erzurum halkının gereğini yaptığını ifade etti. Bizim tarihimizde böyle bir lekemiz yok. Allah'a şükür olsun. Emperyalist güçler geri püskürtüldü. Erzurum bu anlamda çok değerli bir il, değerli kardeşlerim. Bunun devamı geldi daha sonra. Cumhuriyet döneminde de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e bu kent 58 gün ev sahipliği yaptı ve Kurtuluş Savaşı'nın temelleri burada atıldı. Cumhuriyet'in temelleri bu kentte atıldı. Yine bu Necip millet
kahramanlıklarına devam etti. Bu kahramanlıklardan bir tanesi de değerli kardeşlerim yine 15 Temmuz'du. Vali Okay Memiş'in hitabının ardından Büyükşehir Belediyesi Mehteran takımı marşlar seslendirdi. Program Erzurum protokolünün şehitliğe fidan dikmesiyle sona erdi. Şehit yakınına ağza alınmayacak sözler sarf eden İyi Partili vekil için Erzurumlu vatandaşlar ne düşünüyor? Cevabı haberimizde. Milletvekili bile yok o adama. Evet. Hemen ezel. O insan değil. İsterse benim babam olsun. Atın gitsin. Onun için hakikaten çok ayıplanacak, çok utanılacak bir şey ama utanmıyorlar. Demin Meral Akşener'i dinledim. Desen onlar haklı. Şehit yakınları haksız gibi bir ortam oluşuyor. Bugün Cumhurbaşkanımın yanında bile dahi olsa bir milletvekili o hakareti yapacaksa ben o milletvekiline kesinlikle ne oy veririm ne de suratına bakarım. Yurdun dört bir yanında olduğu gibi Erzurumlular da İyi Partili Lütfü Türkkan'a tepkili. Onu ayıplamayan insan hakikaten kendini kontrol etmesi lazım. Bence bir an evvel hemen onun siyasetten el çekilmesi lazım. Savcılar, hakimler bu şeye bir an evvel el atması lazım. Ayıptır. Yani sen bu ülkede bedenini kurşunlara siper eden bir şehitlerin annesine, ailesine, işte onların bütün aslında hepimize de ama özellikle onlara bu hakareti, bu küfürü yazıklar olsun. Bilmiyorum nasıl milletvekili olmuş, nasıl oralara gelmiş ben onu bilemiyorum. Onlar şehit olmasa, o asker dağda olmasa ben evimde rahat yatabilir miyim? Allah muhafaza gelir ailemi de alırlar, beni de alırlar. Vatandaşlar aslında küfürlü zihniyetin milleti temsil etmesinden rahatsız. Şehitin yakınına, bacısına bulup söyleyen insanın Büyük Millet Meclisi'nde olmaması lazım. Ama Türkkan'ın eğer şerefi varsa hemen istifa etmesi lazım. Hem şehitin yakınına söyleyeceksin hem de o Büyük Millet Meclisi'nde milleti temsil edeceksin. Olmaz öyle bir şey. Bu şehit olan askerler polislere karşı bu kelimeyi konuşan bir insandan bir şey ne bekleyebilirsin? Onun orada durmaması lazım. Kalkıp da bir televizyonun önünde adamı ağza alınmayacak hakaretler yapılacak. O mecliste oturacak. Tuyu bitmemiş yetimin hakkından para alacak, maaş alacak. Böyle bir şey olamaz. Saygı duyacak. Önce o şehit ailesine saygı duyacak. Her ne olur olsun, hangi partiden olur olsun. Aslında onun orada durmasını oradaki milletvekilleri bile kabul etmemesi lazım. Erzurumlu vatandaşlar Türkkan'ın özrünün ise göstermelik olduğunu düşünüyor. Zaten dikkat ederseniz özüründe bile asıl kabahat orada. İnsanları cahil yerine koyuyor. Onu seyredenlerin hepsi cahil değil. Herkes anlıyor. Kendi başkanından özür diliyor bayan olduğu için. Ama şehit ailesinden özür dileyemiyor. Dileyemiyor çünkü bir yerlerden korkuyorlar. Bir yerlerin hatırını sayıyorlar. Onu konuşurken düşünmesi lazım. Genel başkan mı onu yargılayacak? Allah yargılayacak değil mi? Onu şehitler, gaziler şikayetçi olacak, yakasını tutacak. O zaman genel başkanı mı onu kurtaracak? Özür halktan dilemedi. Başkanından özür diledi. Yani halkından alakası yok. Halkı yine şey almadı, kale almadı. O başkanından özür diledi, partisinden özür diledi ki yani beni kapıya koymayın. Şimdi özür dilemesi onu kurtarmaz. Kardeşim olsa, babam olsa, o şehit ailesine o hakareti yapmışsa onun orada bir saniye durması yanlış. Onun üzeri geçmez böyle. Öyle bir şey olur mu ya? O kaçamak yol. Onun hakkı ezilme abi. İstersen babam olsun. Cumhurbaşkanımız da güzel söylemiştir. Erzurum Şehir Hastanesi'nde bulunan sağlık çalışanları bölgede giderek azalan organ bağışına dikkat çekti. Düzenledikleri farkındalık etkinliğinde rengarenk balonları gökyüzüne uçurdular. Erzurum Şehir Hastanesi'nde görevli sağlık çalışanları organ bağışında yaşanan düşüşe dikkat çekti. Rengarenk balonları ve dilek fenerlerini gökyüzüne uçurdular. Üzerinde kalp ve böbrek resmi olan tişörtler giyindiler. Organlarınızı bağışlayın yazılı şapkalar taktılar.
Düzenlenen farkındalık etkinliğine lise öğrencileri ve sağlıkçıların çocukları da katıldı. Bizim buradaki toplanma amacımız daha çok yaşamımız sona erdikten sonra bizim bağışlayacağımız organlar. Bizim aslında burada mücadele ettiğimiz kısım bizi birey olarak şu an tamamen şuurumuz yerinde, aklı dengemiz yerinde, 18 yaş ve üzerindeyiz. Bizlerin bağış yapması gerektiği, biz bununla şu an mücadele ediyoruz. Etkinlikte Erzurum ve bölgedeki organ nakli verileri de açıklandı. Ve organ bağışındaki düşüşe dikkat çekildi. Erzurum ilinde 2020 yılında 15 beyin ölümü ve 2 donörümüz oldu. 2021 yılında ise Erzurum'da 5 beyin ölümümüz olmuştur. Son 2 yıldır pandemi nedeniyle Türkiye genelinde olduğu gibi bölgemizde bu sayılar düşüş gözlenmektedir. Erzurum BKM'ye bağlı nakil merkezimizde nakil bekleyen hastası Atatürk Üniversitesi'nde 98 karaciğer, 232 böbrek hastası nakil bekliyor. Erzurum BKM olarak şimdiye kadar 22.213 bağış aldık. Bu bağışlarımızı bu pandemi geçtikten sonra inşallah yükselterek organ bekleyenlere organlar toprak olmasın, can olsun sloganıyla başlatıp organlarınızı, bağışı bekliyoruz. Erzurumlu Haluk Ertek tam 20 yıldır klasik araç hayaliyle yatıp kalkıyordu. Ertek bu hayalini gerçekleştirdi. Hiç ummadığı bir aracın sahibi oldu Ertek. İlk sahibi MHP'nin kurucu lideri Türkeş'in olduğu aracına gözü gibi bakıyor. Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurucu lideri Alparslan Türkeş'in 1973 model arabası bugün Erzurumlu Haluk Ertek'in elinde. Klasik araba tutkunu Ertek, Alparslan Türkeş'in de kullandığı arabasına gözü gibi bakıyor. İlk sahibi Alparslan Türkeş, ben 5. sahibiyim. 20 yıldır klasik arabalara karşı ilgisi vardı. Ancak bir türlü almak nasip olmuyordu. Ertek klasik araba hayaliyle hiç ummadığı bir aracın sahibi oldu. İlk sahibi Alparslan Türkeş, ben 5. sahibiyim. Kaç yaşında araç? Araç 48 yaşında. 1973 model. Chevrolet markası. Kapris klasik modeli. Direksiz aracım. Hani klasikten anlayanlar bilirler. V8 motor, otomatik vites. 20 seneden daha fazladır bir hayalim vardı. Hani bu tür araçlara çok ilgi duyuyordum. Birkaç defa almak için teşebbüs ettim ama nasip olmadı. İşte en son 20 yıllık hayalime nihayet kavuştum. Alparslan Türkeş'in arabasını kullandığı için gurur duyan Ertek, çevredekilerin aracına gösterdiği ilgiden de oldukça memnun. Zaten benim için ayrı bir gurur kaynağı, ilk sahibinin onun olması. Tabii insanlara da bunu söyleyince bilenler var tabii ama yeni duyanlar için de ayrıyeten bir gurur kaynağı oluyor tabii ki. Yani fotoğraf çekilmek isteyen çok oluyor. Düğün aracı için, gelin arabası için özellikle isteyenler çok oluyor. Şimdiye kadar pek ona zamanım olmadı. Ama hani gezdirmek için işte eşimi, dostumu, tanıdıkları, fotoğrafı çekilmek isteyen herkese izin veriyorum yani. İlk sahibinin Alparslan Türkeş olduğunu öğrenen birçok kişi satın almak istiyor. Ancak Erzurumlu Haluk Ertek aracını satmayı düşünmüyor. Trafikte falan devamlı soruyorlar zaten. Satıyor musun diye. Ben de bu aracı almadan önce bir klasik araç görünce Erzurum'da bayağı peşine dolaştığım, motor sesini dinlediğim çok zaman oldu yani. Sizi satmayı düşünmüyorsunuz? Yok, düşünmüyorum, hayır. Büyükşehir Belediye Erzurum Spor'da 3 futbolcu 2022 Dünya Kupası elemeleri kapsamında oynanacak olan milli maçlar için davet aldı. TFF 1. Lig'de şampiyonluğun en büyük adaylarından birisi olan Büyükşehir Belediye Erzurum Spor'un 3 futbolcusu milli davet aldı. 2020 Dünya Kupası grup eleme maçları kapsamında Arvidas Novikovas, Herolit Şala ve Estrella milli takım kamplarına katıldılar. Kosovalı milli futbolcu Şala ülkesiyle Ürdün ve Yunanistan'a karşı boy gösterecek. Dadaşların gol yollarındaki en etkili ismi Novikovas'a Litvanya kafilesine katıldı. Golcü oyuncu İrlanda ve Kuveyt milli takımlarıyla oynanacak olan maçlarda ülkesinin yine en etkili kozu olacak. Milli davet alan bir diğer isim de Estrella oldu. Deneyimli orta saha oyuncusu Angola milli takımıyla Mısır ve Libya maçlarında yer alacak. Öte yandan mavi beyazlılar liglere verilen arada güç depoluyor.
Dadaşlar Lig'in 13. haftasında 20 Kasım Cumartesi günü evinde Boluspor'u ağırlayacak. Geçtiğimiz haftayı bay geçen Erzurum temsilcisi kazanarak seriyi devam ettirmek istiyor. Van'da 10 yıl önce büyük bir deprem meydana gelmişti. O depremde Demirören Haber Ajansı muhabiri Sebahattin Yılmaz hayatını kaybetmişti. Yılmaz bugün mezarı başında anıldı. Büyük Van depreminin üzerinden 10 yıl geçti. Depremde hayatını kaybeden Demirören Haber Ajansı muhabiri Sebahattin Yılmaz mezarı başında anıldı. Van, 9 Kasım 2011 yılında 5,6 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Depremde DH Van muhabiri Sebahattin Yılmaz kaldığı otelde istirahatteydi. Enkaz altında kalarak yaşamını yitirdi. Yılmaz için asri mezarlıkta anma töreni düzenlendi. Törene Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Feridun Fazıl Özsoy, basın mensupları ve Van depreminde görev alan Erzurum AFAD Müdürlüğü personeli katıldı. Okunan Kur'an-ı Kerim ve duaların ardından gazetecilerle AFAD çalışanları Yılmaz'ın mezarına karanfil bıraktı. Meclis Başkanı Mustafa Şentop'a GİTBA Başkanı'yla görüştü. Gündemde göç meselesi vardı. Hiçbir ülke göç yükünü sonsuza dek devam ettiremez diye konuştu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, AGİTPA Başkanı Margareta Kaderfeld'le görüştü. Heyetler arası görüşmede Şentop, AGİTPA Başkanlığına seçilmesi dolayısıyla Kaderfeld'i tebrik etti, başarılar diledi. Şentop'un gündeminde göç meselesi vardı. Hiçbir ülke böyle bir göç yükünü ve baskısını sonsuza kadar devam ettiremez, dedi. Düzensiz göçle bağlantılı olarak insan ticareti ve göçmen kaçakçılığıyla kararlı bir şekilde mücadele de ediyoruz. Ancak halen istenen seviyede uluslararası işbirliği sağlanabilmiş değildir. Küresel bir sorun teşkil eden sığınmacılar ve düzensiz göç konusunda uluslararası toplumun daha fazla gayret göstermesi gerekmektedir. Göçün sebebi ve kaynağı Türkiye değildir. Göçe neden olan sebeplerin kaynak ülkelerde engellenmesi gerekmektedir. Türkiye olarak Suriyelilere bugüne kadar 40 milyar dolardan fazla harcama yaptık. Uluslararası toplumun desteği ise maalesef çok sınırlı kaldı. Adil yük ve sorumluluk paylaşımı çağrılarımıza da cevap alamadık. Avrupa Birliği ile yaptığımız 18 Mart mutabakatı çerçevesinde Türkiye olarak yükümlülüklerimizi yerine getirdik. Avrupa Birliği ise halen yükümlülüklerini yerine getirmedi. Hiçbir ülke böyle büyük bir göç yükünü ve baskısını sonsuza kadar devam ettiremez. Suriyelilere yasal göç yollarının açılmasını, şartları gerçekleşen gönüllü insani kabul programının başlatılmasını ve Suriyelilerin terörden arındığımız bölgelere geri dönüş gayretlerinin desteklenmesini bekliyoruz. 3600 ek gösterge ve asgari ücret düzenlemesi. Hükümetin de vatandaşların da gündemi bu konular. Merak edilenler varken açıklama ilk ağızdan geldi. Hükümet sıkı sıkıya çalışıyor. 3600 ek gösterge ve asgari ücret düzenlemesi gündemde. Vatandaşların da sonucunu merakla beklediği başlıklar bunlar. Akıllardaki sorulara cevabı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin verdi. Asgari ücret belirlenirken kapsamlı bir kamuoyu çalışması yapılacağını belirten Bilgin, Aralık'ta Asgari Ücret Komisyonu toplanacak. Anket ve araştırma sonuçları daha öncesinde elimizde olacak. Sonuçları kamuoyuyla paylaşacağız. Bunu bizim de içinde olduğumuz komisyon açıklayacak, dedi. Burada rakam veremem ama asgari ücretle ilgili de toplumumuzun bugün karşı karşıya bulunduğu enflasyon sorununu özellikle asgari ücretle çalışanların üzerindeki yükünü alacak bir çalışma olacağını, netice olacağını düşünüyorum. Bilgin, asgari ücretteki gelir vergisi kesintisine yönelik alternatif çalışmalarında gündemde olduğunu söyleyerek, farklı vergi modelleri ve düzenlemelere ilişkin çalışmalar yürütüldüğünü ifade etti. 3600 ek gösterge ilişkinse önümüzdeki haftayı işaret etti Bakan Bilgin.
Kamu personeli danışma kurulu toplantısında açıklayacağım bazı şeyler olacak. Önümüzdeki hafta ise üçlü danışmayı toplayacağız. Orada da bazı açıklamalarda bulunacağız diye konuştu. Zaten 3600'ü toplu sözleşme maddesi haline getirdik. Dolayısıyla o yükümlülük oldu bizim için zaten. Bir vaat falan olmaktan çıktı. Bunları çözeceğiz. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Azerbaycan'daki görev süresinin uzatılmasına ilişkin tezkere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Irak ve Suriye tezkeresinden sonra Azerbaycan tezkeresi de Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Tezkere meclisten geçerse Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Azerbaycan'daki görev süresi bir yıl daha uzatılacak. Karabağ, dünya ülkelerinin merakla takip ettiği bir bölge. Azerbaycan'ın zaferinin ardından bölgedeki güvenliği Türk Silahlı Kuvvetleri sağlıyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla meclise yeni bir tezkere gönderildi. Tezkerenin kabul edilmesiyle Türk askerinin bölgedeki görev süresinin uzatılması planlanıyor. Bölgedeki barış ortamı Türkiye ve Rusya'nın garantörlüğünde sürdürülüyor. İki ülkenin de askeri güçleri bölgede kurulan ortak merkezde faaliyetlerine başarıyla devam ediyor. Söz konusu tezkerenin meclisten geçmesi iki devlet tek millet düşüncesiyle hareket eden Türkiye ve Azerbaycan dostluğunu daha da pekiştirecek. Sınır güvenliği ve bölgedeki diğer ikili ilişkilerine katkı sağlayacak. Türk Silahlı Kuvvetleri terör örgütlerine yönelik sürdürdüğü başarılı operasyonlara bir yenisini daha ekledi. Şırnak'ta 1550 personelin katılımıyla Eren Kış bir operasyonu başlatıldı. Bu kış terör örgütünü mağaralarında yalnız bırakmayacağız. Onlara sürprizimiz var. Onlara ecel teri döktüreceğiz. Onları üşütmeyeceğiz. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu mecliste verdiği bu sözü tuttu. Şırnak'ta Eren Kış bir operasyonu başlatıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde terörü ülke gündeminden çıkarma konusunda kararlı. Bu milletle oyun oynanmaz. Dolayısıyla vakti, saati geldiğinde ne yapacağımızı biz gayet iyi biliriz. Bir gece ansızın gelebiliriz. Bahar ve yaz temizliğiyle yurt içindeki terörist sayısı 200'ün altına düştü. Ancak yeterli değil, PKK avı kış aylarında da devam edecek. Bu kapsamda huzur ve güvenliğin teminatı olan Kahraman Mehmetçik operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Bu kez operasyonun adresi Şırnak oldu. Besler Dereler bölgesinde 1550 personelli Eren Kış bir operasyonu başlatıldı. Operasyona ilişkin açıklama İçişleri Bakanlığı'ndan geldi. Harekatta jandarma komando, jandarma özel harekat, pöh ve güvenlik korucularından oluşan 121 operasyonel timin görev aldığı bildirildi. Operasyon başlar başlamaz güzel haber geldi. İki bölücü terör örgütü etkisiz hale getirildi. Kocaeli'de bir okul servisi içindeki öğrenciler varken önce bir yayaya çarptı, ardından dere yatağına devrildi. 15 öğrencinin yaralandığı kazada can kaybı yaşanmaması sevindirdi. Öğrencileri taşıyan minibüs önce yayaya çarptı, ardından dereye uçtu. İçerisindekiler ölümden kıl payı kurtuldu. Kazanın adresi Kocaeli. Öğrenci servisi Çayırova ilçesinde seyir halindeydi. Sürücü iki caddenin kesiştiği bağlantı köprüsünde bir yayaya çarptı. Ardından direksiyon hakimiyetini kaybetti. Dere yatağına devrildi. Ters döndü. İhbar üzerine bölgeye ekipler gitti. Ters dönen midibüstekileri kurtarmak için titiz bir çalışma başlatıldı. 15 öğrenci yaralı olarak kurtarıldı. Son öğrenci de çıkarılana kadar ekipler canla başla çalıştı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Ters dönen araçsa vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Can kaybının yaşanmadığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Erzincan'ın Keşiş Dağları'nda tam 39 yıl önce 3000 askerin emekleriyle hazırlanan dev Atatürk portresi görenleri kendisine hayran bırakıyor. Müzik
3000 asker görev aldı yapımında 30 gün gibi kısa bir sürede tamamlandı. Dev Atatürk portresi tam 39 yıldır Keşiş Dağı'nın eteğinde sergileniyor. Erzincan'daki Atatürk portresinin hikayesi 39 yıl öncesine dayanıyor. 1982 yılında kentte vatani görevini yapan ressam Mustafa Aydemir ve 3000 silah arkadaşının emekleriyle hazırlandı portre. Keşiş Dağları eteğindeki Işık Pınar mevkiinde 7500 metrekare alanda inşa edildi. Yapımında 600 ton taş ve 210 ton harçla 200 ton boya kullanıldı. 30 gün gibi kısa bir sürede tamamlandı ancak süreç o kadar kolay işlemedi. Soğuk hava şartları ve ekibin kaldığı çadırlara saldıran ayılar büyük tehlike arz etti. Ancak her türlü zorluğun üstesinden gelindi. Portrenin yapımı tamamlandı. Dev Atatürk portresi zaman zaman bakım ve onarım çalışmalarından geçiyor. Son olarak 2017'de 14 kişilik ekip 15 gün boyunca çalışarak portrenin boyasını yeniledi. Portre dünyadaki en büyük portre olma özelliğini taşıyor. Aynı zamanda Amerika'da bulunan Smithsonian Müzesi'nin seçtiği dünyanın 100 ekstrem sanat eserlerinden biri arasında yer alıyor. Bu haberle ana haber bültenin sonuna geldik. Yarın yeniden görüşmek dileğiyle iyi akşamlar.